olması ve sofralara gelmesi de herkesin ortak dileği ve ortak temennisi. Öyle olmadı. Bir yandan da mazota art arda gelen zamlar elbette. Onlar da maliyetlere eklendi. Bu tür maliyetler düşünüldüğünde akaryakıta gelen zamlar hemen yansıyor etiketlere ama indirim olduğunda ki bir indirim görmüştük. Onun pek yansıdığını ne yazık ki görmüyoruz, göremiyoruz etiketlere ve dolayısıyla sofralara, cebimize. Bu arada bir de not düşelim. Yaşanan Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sebebiyle petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Sektör yetkilileri akaryakıtta yeni zamların da kapıda olduğu bilgisini veriyor. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Efendim AKP iktidarının uyguladığı ekonomik politikalar, sıkılaştırma politikaları faizleri yükseltti. En çok da vatandaşın borçlanma maliyetleri arttı. Öyle kolay kolay artık kredi alabilmek mümkün değil. Kredi almak zor, nakit ödemek neredeyse imkansız. Tablo bu olunca ikinci el oto pazarlarında da bir durgunluk baş gösterdi. Peki fiyatlarda bir gerileme var mı? Tele1 muhabiri Hude Gürbüz işte bu sorunun yanıtını araştırdı sizler için. Şu anda kredilerin önü kapalı. Takas yoluyla ufak tefek araçlar gidiyor. Onun haricinde piyasa durgun. Sadece bakıp gidiyoruz. İşte. Kendimizi tatmin ediyoruz. Başka da bir şey yok. Eriyen alım gücü, yükselen enflasyon ikinci el araç piyasasını da vurdu. Şu anda kredilerden dolayı vatandaş alamadığı için piyasada bir durgunluk var. Kredi muslukları kısıldı. Rüzgar tersine döndü. İkinci el araç fiyatları bir nebzede olsa düştü. Ancak bu düşüş satışlara olumlu yansımadı. Aksine piyasada durgunluk yarattı. Piyasada şu anda belirgin bir düşüş var. Düşüşün kaynağı kredilerin çıkmaması. Kredilerin önü kapandığı için şu anda piyasada epey bir düşüş var. Yani yaklaşık %15-20'lik bir düşüş var. Şu anda düşüş var fiyatlarda. Yani %10 gibi bir düşüş var. Nakit ödeyebilen var mı peki? Ya dediğim banttaki arabaları nakit alabiliyor. Sadece 400, 500, 600 bandaki araçları nakit alabiliyorlar. Ama 700, 800, 1 milyona çıktıkları zaman alamıyor tabii ki yani. Hayatımızın bir parçası haline gelen otomobil araçlar artık sadece karada değil havada da gitmeye başladı. Çünkü otomobil araç fiyatları havalarda uçuyor. Şu an orta halli bir ailenin binebileceği yani minimum bir araç 500-600 bin liradan aşağı değil. Araç bakmak için mi geldiniz? Fiyat araştırması yapıyordum. Ne kadar fiyatlar? Bayağı fazla. Diyelim ki 600 liralık bir araç. 300 lirasını kredi kullanması gerekiyor. 300'ün geri dönüşü yaklaşık 600-650 lira. O 600 liralık dediğimiz araç 1 milyona mal oluyor. Yurttaş cep yakan fiyatlardan, esnafsa kredilerin kapanması nedeniyle satışların düşmesinden şikayetçi. Düşüş var dediler ama araç fiyatlarında sizce bir düşüş var mı? Ya görmüyorum yani şu an fiyat düşüştüğünü çünkü en ucuz araba 210 bin lira o da 78 model araba yani. Fiyatların düştüğü söyleniyor ama bu sadece bir söylenti. Bugün bir araç baktığınız zaman geçen aylara göre fiyatı 100 bin lira daha aşağı olan bir araç 100 bin lira daha yüksek alınabiliyor. Bu şartlarda olunca tabii insanların alım gücü düşüyor. Ama bizim isteğimiz düşüşten ziyade kredilerin önü bir an önce açılması lazım. Piyasa hareketli olması lazım. Böyle çok sürmez. Çünkü sonuçta burada herkes bir ekmek parası bekliyor. Herkesin çoluk çocuğu var. Ekmek için biz buraya geliyoruz. Esnaf ilerleyen günlerde ikinci el otomobil fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesini bekliyor. Özellikle yeni yılla birlikte araç fiyatları ne kadar olur sizce? Şöyle yıl sonuna kadar düşüş devam eder. Bizim görüşümüz yani piyasadaki görüşümüz şöyle 2023 sıfırlar bitene kadar araç düşüşü devam eder ama 2024'ün başında yükseliş tekrar devam edebilir. 2022 yılda yaklaşık %80 fark etti. Örneğin geçen sene 350-400'e bulduğun aracı şu anda bulamazsın. En düşüğü şu 400'e geçen sene aldığın araç şu anda 650 lira 700 lira. Şimdi haberimizde de ifade ettik fiyatlar zaten artmıştı. Fahiş artışlar dikkat çekmişti. Öyle olunca yurttaş en azından kredi faizi